Edebiyattan sayfalardan herkese merhaba. Edebiyatımızın saklı kalan kalemleriyle birlikte olmaya devam ediyoruz. Bugün Ölü Karıncalar Mevsimi şiir kitabının yazarı, şair Sinan Onur'la birlikteyiz ve kendisiyle şiir üzerine konuşacağız. Ölü Karıncalar Mevsimi çok dikkat uyandıran bir isim olmuş açıkçası. Okurun aklında birçok resim canlanıyor muhtemelen. Bize Ölü Karıncalar Mevsimi diyerek hangi resmi çizmek istedin? Yani Ölü Karıncalar Mevsimi aslında tam olarak şöyle. Bir gün ben bir hikaye yazmıştım. Asım karakteriyle alakalı bir hikayeydi o. İlk roman denemesi yazdığım zaman, henüz daha o zaman işte lise 3 falan olunca çok bir şey yazamıyorsun. Elimde tuttuğum kadarıyla orada karıncaların ekinoks döngüsüyle alakalı bir şey dikkatimi çekmişti. Makale dikkatimi çekmişti. Yani yılın belli dönemleri karıncalar çember halinde, ateş çemberi, karınca çemberi gibi normal bir çember halinde toplu birbirlerini ezerek, nasıl kalabalıkta insanlar toplu bir halde ezdiği zaman ölüyorsa, karıncaların da yuvarlak hatlar halinde ölülerine rastlamıştım çocukken. Asım karakterinde bunu gördüğünü kendi üzerimden bir nevi bir şey yaptım, kurguladım. O benim aklımdan çıkmayan bir şey oldu aslında. Hani bir görüntü oldu. Sonra bu imgeye dönüştü. İmgeye dönüştükten sonra da yavaş yavaş şiir çizgisinde dedim ki Ölü Karıncalar Mevsimi. Aslında onu bir mevsim olarak değil, kışın olan bir şey ama o mevsimi ona yoğurdum biraz da, öyle söyleyeyim ya. Kitapta aslında çokça rastladığımız şey ses ve sessizlik. Bu kelimelerden çokça bahsetmişsin. Çok fazla kullandığın bir şey. Bize bu ses ve sessizliğin sana çağrıştırdığı imgeyi anlatabilir misin? Şimdi ses ve sessizlik aslında tam olarak şöyle. Yani şairin kendi içinde, yani en azından benim daha bu yaşıma kadar gözlemleyebildiğim, ya da yazarın daha çok kuytuda ve köşede, yani sessizlikte, bir geri planda hani yazdığı şeyler vardır. Hani o yüzden o sessizlik figürü bende şöyle. Aslında yani sessizliğin çok böyle rahatsız edici bir ses gibi bende bir çağrışım oldu eskiden beri. Yani sessiz kalmak bir oda içerisinde, atıyorum işte Fransız evleri gibi düşün, dar bir oda içerisinde durmak her zaman insana daha geniş bir hayal dünyası yaratıyor kafada. Benim de odam her zaman çocukluğumdan beri böyle daha bir küçük bir odaydı. Orada her zaman ben bir eşyalar da olduğu için, yani çok böyle kalabalık bir oda düşün. Sessizlik, yani Antalya gibi bir yerde yaşıyorsunuz zaten. O yüzden sessiz bir yerdesin. Ev zaten Toroslara falan bakıyor böyle tam karşısında. Şimdi öyle olduğu zaman sürekli olarak sessizliğin içinde daha çok imgelem gücünün, daha çok böyle şiirin altyapısının sağlam çıktığını düşünebiliyorum. O yüzden çok da şiirde geçti. Yani ses ve sessizlik kelimesi. Özellikle bunu Mustafa Dursun ve Beytullah Kılıç'ın yazdığı eleştiride, yani kitap üzerine bir tanıtımda da ona değinmişlerdi. Hatta Dublin'in şarkısına falan benzetilmesi söz konusu olmuştu. Henüz yayınlanmadı ama yazı. Onu da yayınladığımız zaman daha çok orada daha iyi bahsediyorlar aslında. Öyle söyleyeyim. Bir de Ölü Karıncalar Mevsimi'nde aslında dikkatimizi çeken şey sosyoloji, felsefe ve tasavvuf içeren dizelerin çokça karşımıza çıkması. Sinan Onur peki bundan mı besleniyor? Şimdi aslında tam olarak şöyle, felsefe benim için çok, yani aslında şiirden daha çok böyle beslenen bir insan değilim. Yani genç yaş itibariyle biraz hani çevremdeki insanların dediği haddiden fazla bir kitap okuma limiti oldu galiba. Ve bu zaten direkt felsefeyle başlayan bir şeydi. Aslında felsefenin de geri planında her zaman ya bir sosyolojik bir çıkışın olması lazım. İlk kitaplarda başladığım zaman Cemil Meriç'in mesela Bu Ülke kitabı beni çok etkilemişti. Alıyorsun bir sözlük alıyorsun. Antalya'da bir tane sahaf vardır bizim Babil diye böyle. En arkasına geçip oradan bir arkadaşımla saatlerce mesela o işin üzerine uğraşmıştık. Daha sonra dedim ki bu muhteşem bir şey. Yani bunu ben devam ettirebilirim. Bu bir ileride belki test konusu olur, başka bir şey olur. Ya hayatımız zaten kendi varoluşu içerisinde. İnandığım tek şey, yani insanın kendi var etmesi olduğu için. Felsefe de net böyle başladı. Ya daha sonra mesela ilk şiirde o iklimler, düşünceler ve semeler şiirinde işte Sartre'ın Bulantı kitabında işte Fransızcalarıyla bir gönderme yapmamın sebebi de bu. Varoluş ister istemez çok fazla etkiledi. Kant onun haricinde çok fazla, Spinoza olur, işte Ulus Bakerler falan, öyle derken felsefe olayı bende bir şekilde şiirde patlak vermeye başladı. Yani aslında bu bir dosya daha var elimde, onda da çok yoğun bir şekilde görülüyor. Tasavvufi öğeler ya da işte dini öğeler hakkında da şöyle bir şey var. Yani nasıl söyleyeyim, din öğesinden ziyade, belli bir tasavvuf öğesinden ziyade işte İbn Arabi vardır. İşte bununla ilgili mesela çok muhteşem bir, en son işte bir şey okumuştum, hani anekdot okumuştum. Bir çölden geçişiyle alakalı bir yazının. Yani
Arabi olsun, başka bir şey olsun, bunlar beni çok etkileyen isimler oldu. Üçünün de yorulduğu yer işte şiirde ortaya çıkmaya başladı, öyle söyleyeyim. İçime hep anlatmak istediğim, anlatılması tarifsiz olan o his doğuyor yine. Bürüyor bu sahil kasabasını, mevsimi kıştan evleri hüzün. Pasajda çiçek atları, sabah vakti sönmüş sobalar, telaşlı uyanışlar, koşuşturmalar, soğuk okul önlükleri, içlikler, yollara düşen düşünceli kalabalık, sessiz Anadolu kışları, günün ilk tütünü, terminallere çöken vedalar. Duyumsuyorum hepsini. Çünkü biliyorum, nerede bir dalgınlık olsa, hangi hüzne dokunsak, altından çocukluğumuz çıkıyor. Ve derdi kendisinden çokça büyümüş ve yaralanmış bir eski vakit bu sıkıntılardan. İçime hep anlatmak istediğim, anlatılması tarifsiz olan o his doğuyor yine. Bürüyor bu sahil kasabasını, mevsimi kıştan evleri hüzün. Pasajda çiçek atları, sabah vakti sönmüş sobalar, telaşlı uyanışlar, koşuşturmalar, soğuk okul önlükleri, içlikler, yollara düşen düşünceli kalabalık, sessiz Anadolu kışları, günün ilk tütünü, terminallere çöken vedalar. Duyumsuyorum hepsini. Çünkü biliyorum, nerede bir dalgınlık olsa, hangi hüzne dokunsak, altından çocukluğumuz çıkıyor. Ve derdi kendisinden çokça büyümüş ve yaralanmış bir eski vakit bu sıkıntılardan.